Fazla harf kullanmadan x'i bulmaya çalışalım. Bakın iki kenar üçgen olduğu için 180'den 52 çıkardığımız zaman 128, 2'ye böldüğümüzde 64 derece bu taban açıları. O zaman a dersek burası 64 eksi a. Yine şuraya a dersek o zaman 64 eksi a. Gördüğünüz gibi BDC üçgeninde iç açılar A 64 eksi A 116 oldu. A'lar birbirini götürdüğü için E şıkkı. Gün beşgeni olduğu için B açısı 108 derece. Kare olduğu için 45 derece. Böylece aslında soru bitmiş oldu. Çünkü şöyle bir ALB üçgeninde gördüğünüz gibi çözüm. 45-108 daha 153, 27 derece olur cevabımız D şıkkı. Yani karışık gibi görünüyor ama aslında sadece olay bu. Arkadaşlar sadece muhteşem üçlüyü görmemiz bile baya bir yol kat etmemizi sağlayacak. Bakın burası böyle 6, 10, 10 oldu. Şimdi ne yapmalıyız? Açı ortayı vermiş bizden açı ortayda oran bekliyor. Yani 6'nın onu oranı kaçtır? 3 bölü 5. O zaman BD'ye 3K dersek BDE de 5K olur. 8K eşittir 10. K 10 bölü 8 yani 5 bölü 4 bize 3K lazım. 15 bölü 4 arkadaşlar E şıkkı. Eşkenar dörtgende arkadaşlar paralel kenardan en önemli farklardan bir tanesi olan köşegenlerin dik kesişmesini kullanmak gerekiyor bence. Bakın burası sonuç olarak dik kesişiyor. Aynı zamanda birbirini ortalıyor. 1, bir 5 daha 6. Buraya 2 kalır. Şu 5'i silelim. Toplamda EC 5 olduğu için böyle O dersem OC'de gördüğünüz gibi 3 olacak. Şimdi tabii ki dik üçgen olduğu için ve DE 2 kök 2. E, o 2 olduğuna göre Pisagor'dan 8 eksi 4, 4 yani 2, 2, 2, 2 kök 2, 2. Lazım olursa buranın 45 derece olduğunu da kullanırız. ABC'de de, söylemedim. ABC'de dörtgenin alanını sorduğu için tabii ki köşegenler birbirini ortalıyor. DO ile OB 2, 2. Bir köşegen 4, diğer köşegen 6. Bölü 2'den 12 olmuş olduğu C şıkkı. Şu ABD'yi alıp arkadaşlar şöyle e, yine bakın AC'ye oturttuğumuz için o zaman AC ile aslında AB üst üste gelecek değil mi? Haliyle şöyle bir 3 birim. Sonra AD dediğimiz şey de AD üssü olarak buraya gelecek. Yani artık yeni görüntü şu sağdaki. AD ile AD üstü eşit D üssü C 3 arkadaşlar. DC 6 Şimdi dikkat. Şuraya ben alfa dersem burası alfa. Burası da beta olsun. Eşkenar üçgenden dolayı alfa artı beta 60. O zaman yine beta artı alfadan aslında bu A açısı yine atmış oldu. Ve eşkenar, eşkenar üçgen oldu. Çünkü AD ve AD üssü birbirine eşit. ikizkenar üçgen gibi olsa bile mecburen 60 60 60 oluyor. Ondan sonra bakın şimdi şu açı 60 derece olduğu için o zaman tabii ki yine bu açıda arkadaşlar 60 derece. Sonra yine eşkenar üçgenin bir parçası olduğu için AC'de orası zaten 60 derece. O zaman açı ortaya oldu. Yani şöyle K'ya 2K oldu. O zaman benim aslında bu artık 3K, 3K, 3K'yı bulmam lazım. Peki onu nereden bulacağız? Sonuç olarak burada ee, AC'nin tamamı 6 olduğu için Kosinüs teoreminden pardon 9 olduğu için o eşkenar üçgenin tamamı bakın bir kenar 9 o yüzden AC de buradaki AC de 9. O zaman kosinüs teoremi yapıyorum. 81 artı 9 eksi 2 çarpı 3 çarpı 9 çarpı kosinüs 61 bölü 2. Buradan da 63 geldi. Yani 3K eşittir. 3 kök 7 oldu. Şimdi açı ortaydan dolayı o zaman K'ya 2K dedik ya 3'ün 6'ya oranı ED üstünün DE'ye oranı. O zaman burası da kök 7'ye 2 kök 7 olur. Zaten eşkenar olduğu için AD'de 3 kök 7. 60 derece olduğu için çift sayı olduğu için karşısından indirmek mantıklı. Böylece 2 kök 7 burası kök 7 olur. Buraya 2 kök 7 kalır. 60'ın karşısında arkadaşlar kök 21 olacağı için şu üçgende bir pisagor. 2 kök 7 28 artı kök 21'in karesi 21 eşittir x kare. X de buradan 7 oldu c şıkkı. Burada aslında çok temel bir benzerlik yapacağız. Burada bize BE ile ED'yi vermiş. Yani ortadan dikindirmek işinize yarayacağını zannetmiyorum. O zaman yaramıyorsa açıdan yararlanalım. Şimdi alfa alfa dedim. Şu C açısına beta diyorum. O zaman yine alfa 90 B açısının tamamı beta. Böylece bakın e, BFD üçgeni ile ABC üçgeni benzer oldular. Harf sırasına göre yazmadım sadece normal göstermek için. Böylece arkadaşlar bakın 90'ın karşısı küçük üçgende 3K, 90'ın karşısı büyük üçgende 5K şu oranı vermişti bize. 3K ve 2K diye yazdım. Benzerlik oranı 3 bölü 5 oldu. O zaman alfanın karşısı küçük üçgende x, büyük üçgende 10. Böylece cevap 6 gelir A şıkkı. Şimdi ben bu dik V'yi önemsiyorum diyorum ya arkadaşlar bakın şimdi burada ikiz kenar dik üçgen olunca acaba hemen 45 45 90'lardan mı bir şey yapacağız diyor insan ama kare olunca işin içinde biraz bence bu eşlikleri düşünmek lazım özellikle dik V'de şöyle F'den diki indiriyorum tamam mı E de uzatıyorum tabii bundan sonra da bitmeyecek yorum yine devamında güzel ee, şöyle alfa dersek buraya beta dersek alfa beta. Ve 90'ların karşısı x kenardaki üçgenden dolayı aynı. O zaman alfanın karşısı x ise yine alfanın karşısı x olacak. Betanın karşısı 24 ise burada betanın karşısı 24 olacak. Ve bir kenar 24 olduğu için eb'ye 24 eksi x. 24 olması için de şuraya p diyeyim. bp de x oldu. Şimdi 24 ve 8'i nasıl kullanabilirim? Şuraya teta dersem bakın tanjant teta 8 bölü 24'ten 1 bölü 3. Bu yüzden şöyle bir F'den de dik yamuk olmasından yardım alarak şöyle rengi değiştireyim görün. Şurada bakın GFBP'nin dik yamuk olmasından cesaret alarak bir F'den dik indiriyorum. Aslında hep temel yorum yapıyorum bakın. Haliyle yine burada tanjant teta'nın 1 bölü 3 olması lazım. X olduğu için o zaman GN'nin X bölü 3 olması gerekiyor. Dikdörtgenden dolayı aşağıya da X kaldı. Demek ki arkadaşlar 4x bölü 3'müş gb. Peki kareden dolayı gb'ye kaç kalıyor? 16. Demek ki 12 olacakmış d şıkkı. Şimdi burada 1 verilmiş, 1 verilmiş. Ee, 3 olduğu için buraya 2 kalacak. Yine burası da 4. Şimdi burada yapabileceğim şey arkadaşlar aslında nm'yi uzatmak. Çünkü bu üçgenin alanını kenarlarını bularak yapacak halimiz yok. Şöyle yapacağız. Şurayı da bakın uzatıyorum. P dersem, buraya da R dersem, RMPD dikdörtgeninden burayı, burayı ve buradaki dik üçgenleri çıkartarak bulmaya çalışacağım. Böylece şimdi e, kare olduğu için tabii ki buraya 3 kalacak. Sonuç olarak AD'nin 4 olduğunu bildiğim için PE 1, BL 3 olduğu için yine 3 burası da 4 arkadaşlar. Dikdörtgen şurası 1, burası da yine e, pardon düzeltiyorum burası 2 burası da 3. Şimdi PRMD'nin alanı 3 çarpı 7. Buradan neyi çıkartmam gerekiyor? Şu üçgenin alanını. Bu üçgenin alanı da 4 artı 2 6. 6 çarpı 3 bölü 2'den 9. Sonra bu üçgenin alanı 1 çarpı 2 bölü 2'den 1. Ve yine bu üçgenin alanı 7 çarpı 1 bölü 2'den 7 bölü 2 3,5. O zaman 10 13,5 oldu. 21'den buçu çıkaracağız. Buradan da 7.5 olacak D şıkkı. Oluşan şekil eşkenar üçgenmiş bakın arkadaşlar. Bunu bence bir hemen gösterelim. Şöyle 60 derece. Hatta şunu yapacağız. Katlamada ne değişmiyor? Açı değişmiyor. Gerçekten de 60-60 olduğunu da burada görüyoruz. O zaman E açısına 60 derece kalıyor. d e 60'ın karşısı böylece 2 köküç olur. Bundan sonra yine neye bakacağız arkadaşlar? Bir kere şu EB'yi bulmanın yolunu kontrol etmemiz gerekiyor. EB de aslında neresi? Katladığımızda uzunluk değişmediği için DE ile EB birbirine eşit. Böylece burası da 4 olduğu için EB de 4 oluyor. 6 çarpı 2 kök 12 kök oldu arkadaşlar. A şıkkı. DEF üçgeninin çevresi sorulmuş arkadaşlar. Düzgün beşgen diye de vermiş. AB şimdi 6. Sonra arkadaşlar burası yine 6. Şöyle yine 6, 6 olacak. Neden peki? Düzgün beşgende arkadaşlar köşegen karşıdaki kenara paraleldir. Bunu şöyle de anlayabilirsiniz. 108 derece, burası 36 derece, burası 36 derece. Mecburen 72 kalıyor. Buradan bile belli. Toplamları 180 ise paralel doğrulardır. Sonra arkadaşlar şuraya A diyelim. Buraya da A diyelim. E, D, E, F'nin çevresini soruyordu. O zaman... Şöyle 6 olacağı için burası da 6 olacak. Demek ki benim A'ları bulmam gerekiyor. A'ları mecburen benzerlikle yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi DEF üçgeni ile EDC üçgeni benzer olduğu için 36'nın karşısı A, 36'nın karşısı büyük üçgende 6. 108'in karşısı küçük üçgende 6, büyük üçgende A artı 6. Böylece 36 eşittir a kare artı 6a. Maalesef e, burada ikinci derece denklem yapmak zorundayız. Çünkü arkadaşlar delta güzel bir sayı değil. O yüzden çarpanlarına ayrılmıyor. Deltası buradan b kare eksi 36c yani 144. Delta o zaman 180 oldu. Eksi b yani eksi 6 artı kök delta 6 kök 5 bölü 2. Şimdi diğerini almam çünkü evet ikinci kök olarak bunu da söyleriz ama negatif uzunluk olamayacağına göre o yüzden almıyorum. Dolayısıyla arkadaşlar A bu. 2'ye bölersek eksi 3 artı 3 kök 5 eşittir. A olmuş oldu. 2 e, tane A artı 6 yani 6 kök 5 eksi 6 bir de 6 gitti bunlar çevresi bu üçgenin 6 kök 5 B şıkkı. AF'yi 3FC vermiş. Yani 3A'ya A yazdım orayı. ABC üçgeninin alanını soruyor. Aslında burada biraz özgürsünüz. Yeter ki dümdüz üçgen alan bağıntılarını ya da benzerlikleri falan kullanmaya çalışın. Ben bir kere şunu diyeceğim, ne olur ne olmaz. Karşılık oranları aynıdır. Bence bunlara dikkat etmek lazım. Sorularda kullanıyoruz sonuçta. Bundan sonra şöyle bir AE köşegenini çeksek. Burası 3 3S. Tabii ki alanlar birbirinin aynısı olduğu için 3S olur. Sonra alanlar oranı tabanlar oranı EFCS olur. Bir de arkadaşlar yine karşılıklı oranları aynıdır. Şurayı da görelim bakın. Burada da 3B'ye B dersek aynı şekilde şuraya da 3C'ye C demeliyim. O zaman buraya 3S dediğim için alanlar oranı tabanlar oranı bakın burası da 9S olur. Artık 6S'in 42 olduğunu biliyorum. 9, 6 daha 15, bana 16s lazım. Yani 6s 42 ise s7. 16 çarpı 7'den 112 d şıkkı.